Sizin bir sorunuz daha mı vardı? Çene hocam. Şimdi bir tanıdığım vardı. Bir çenesiyle ilgili bir rahatsızlık yaşıyor ve sonrasında ağzını açamıyor. Evet. Çok kısıtlı açıyor. Evet. Yani böyle bir ceviz giremeyecek kadar ağzını evet. açıyor. Hı hı. Bir de çene ağrıları, yani bunu da anlatabilmişken, böyle durumlarda ne yapıyoruz? Çene ağrıları, işte biraz önce de kıtlamadan bahsettiniz. Bunlar da neler yapıyoruz tedavi olarak? Nedir bu? Şimdi şöyle, son açıkçası kıtlamanın, şimdi çene eklemi rahatsızlıkları, çene ağrıları veya da kısıtlama artık bizim son aşamalarına doğru geldiğimizi gösteriyor aslında. Hmm. Hani 4-5 aşamaysa 4. aşamalara falan geliyoruz. Hani operasyona gidecek dedim ya en son hmm. aşamada. O operasyondan önceki aşamalara geliyoruz. Bir kere eğer hasta ağzını hafif açabiliyorsa dişsel rahatsızlıkların sorunlarını çözülmesi gerekiyor. Sonrasında eğer ki çene eklemiyle ilgili rahatsızlık devam ediyorsa çene eklemiyle ilgili operasyon öncesi denenmesi gereken hmm. konservatif tedavi dediğimiz lazerdir, eklem içi yıkamadır, gece plağıdır, botoks uygulamasıdır. Bu işlemler yapılır, ondan sonra operasyon boyutuna alınması gerekebilir. Çünkü çene kıtlaması aslında bir orta aşamadır, orta derecedir. Ama kıtlamanın sonrasındaki kıtlama gelmez bir süre sonra ve kısıtlama hareket kısıtlı. Fazla olur ve çene açılamaz. O da bizim bir üst aşamadır aslında. Operasyondan bir önceki aşamadır. O nedenle o aşamalarda cerrahın çok iyi karar verip onun operatif boyutta mı değerlendirilecek, bir önceki boyut tedavi seçenekleriyle mi değerlendirecek, onu arkadaşlara bırakmak